أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin, abilerimin ve hocalarımın üzerine olsun. Allah azze ve celle buraya gelirken attığınız adım sayısınca günahlarınızı affetsin. Yine buraya gelirken attığınız her adım sayısınca, aldığınız her nefes adedince sizin takvanızı, şerefinizi ve izzetinizi artırsın. Buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yavrusunun mezarı başında ağlayan bir kadının yanından geçti. Tekrarlıyoruz. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yavrusunun mezarı başında ağlayan bir kadının yanından geçti. Ona döndü. Dedi ki, Allah'tan kork ve sabırlı ol. Kadın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, çek git işine. Benim başıma gelen felaket, senin başına gelmemiştir cevabını verince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o merhamet yüklü peygamber mütevazi şahsiyet kadının yanından ayrılır. Bu olaya şahit olanlar kadına derler ki sana takvayı ve sabretmeyi tavsiye edenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bilmiyor musun? Şimdi ne olur dikkat edin. Bu hadisin birçok varyantı var. Farklı rivayetlerle, farklı hadis kitaplarında, mecmualarında geçmiş. Ancak çok etkili bir söz var ki, kadının halini tasvir eden öyle bir cümle kullanılıyor ki, ne olur dikkatlerinizi bana doğru çevirin. Deniyor ki o zaman yani kadın bu sözleri işitir işitmez. Kendisine tavsiye edenin bizzat Allah Resulü olduğunu öğrenir öğrenmez. Kadının içine ölüm acısı gibi bir acı çöktü. Allahu Ekber. Sanki evladını tekrar yitirmişçesine. Gözünün önünde evladı can çekişiyormuş gibi bir acı onun içerisine girdi. Ve soluğu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kapısında aldı. Baktı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısının önünde bekleyen kapıcılar, muhafızlar, nöbetçiler bulunmamakta. Direkt Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle görüştü. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, ben seni tanıyamadım. Özrünü ifade eden, eğer ceza gerektiriyorsa, Allah'ın azabına ve gazabına sebep olacak bir söz söylediyse, bir davranışta bulunduysa, onu sadece telafi etmek, onun bağışlanması için bir talepte bulunurcasına bir söz, dedi ki, ben sizi tanıyamadım. Eğer affım için bu yeterliyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hak helalliğini istercesine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadına döndü. Dedi ki sabır ancak felaket ilk
geldiği anda gösterilen sabırdır veya davranıştır. Bu hadis Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de farklı farklı unsurlarla tekrar bir şekilde rivayet edilmiştir. Şimdi değerli kardeşlerim, bu yaşanmış olayla alakalı bu akşam 5 hususu gündeme getireceğiz. Kısa, öz bir şekilde, özellikle 5. maddeyi destekleyen bir hadisle de sohbeti bitireceğiz. İbret almayı, Allah Resulü'nün ifadesiyle gerçek muttaki ve sabreden olmayı Allah şimdiden bizlere nasip etsin. Bu vasıflarla bu meclisten ayrılmayı, bu meclise gelirken arkasında bıraktığımız ehlimizin de bu vasıflara sahip olmasını göğün ve yerin Rabbi olan Allah'tan niyaz ederiz. Rabbimiz duamızı kabul buyursun. Şimdi birinci husus. Bu olayla alakalı değineceğimiz 5 maddeden birinci husus. Şarihlerin, yani bu olayı şerh edenlerin anlattıklarına göre Hazreti Peygamber'in müdahale ettiği kadın, ölen çocuğu için feryadı figan ederek ağlayan bir kadındı. Allah Resulü'nün müdahale ettiği kadının ismini bilmiyoruz, soyunu bilmiyoruz. Ancak Peygamber Aleyhisselam'ın müdahale etmesine sebep olan unsur neymiş? Kadının feryadı figan ederek ağlamasıymış. Zira cahiliye döneminde bağırıp çağırarak, üstünü başını yırtarak, feryat ederek ağlamak bir gelenek haline gelmişti. Hatta ölülerinin arkasından bu ritüelleri sergilemeyenler ayıplanır, kınanır hale geldiler. Hatta zenginler belki kendileri ağlayamadıklarından dolayı, kalplerinin katılığından dolayı, zenginlik alametlerini, makamlarının ve mevkilerinin büyüklüğünü sergilemek için de ne yapıyorlardı? Yas tutan, ağıt yakan, feryadı figan edip saçını başını dağıtıp ağlayan kadınları parayla tutuyorlardı. Allahu Ekber. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu cahiliye adetinin son bulması, bu cahiliye adetinin ashabının içerisinde yayılmasın diye kadına müdahale etti. Zira gözyaşı ile ağlamak, yaşanılan olay karşısında hislenmek ve duygulanmak tavsiye edilen, merhametin bir sembollüğünün olduğunu ifade eden güzel bir unsurdur. Peki biz bunu nerede görüyoruz kardeşlerim? Yine Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evladı İbrahim ruhunu teslim edeceği sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hislendi, hüzünlendi, gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu an Peygamber aleyhisselama yöneldi. Ya Resulallah, sen de mi ağlıyorsun dedi. Peygamber aleyhisselama ağlamayı yakıştırmadı. Ya Resulallah, bu acaba cahilinin örfünden olabilir mi? Sende niye tezahür etti? Merak etti. Ayıplamadı, kınamadı. Çünkü karşısında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem var. Anlamak istiyordu mevzuyu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok manidar bir cevap verdi. Dedi ki, ey İbni Avf, bu gördüğün gözyaşları, ağlamak, hislenmek, duygulanmak rahmet ve şefkatin eseridir. Allahu Ekber. Bir adam, bir şahıs kendisini üzecek hususlar noktasında gözünden yaş akıtabiliyorsa, Peygamber aleyhisselam dedi ki bu onun merhametine, şefkatli oluşuna bir alamettir. Çünkü Allah
nice insanlara ağlama gibi bir nimetini bahşetmemiştir. Allah Azze ve Celle kalplerimizi yumuşatsın. Sonra Nebi Aleyhisselam döndü. Dedi ki, İbni Avf'a ithafen, göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Bunlar doğal şeyler. Yalnız dikkat edin, biz ancak ve ancak Rabbimizin razı olduğu sözleri söyleriz dedi. Subhanallah. Yani ey İbni Avf, Allah'a yemin ederim, kasem olsun ki biz ağlarız, hüzünleniriz, duygulanırız. Merhametimizden dolayı, şefkatimizden dolayı. Ama ey İbni Avf ve İbni Avflar gibi bilin ki ne benden ne de benim sünnetimin yolundan gidenlerin ağızlarından Rabbinin gadabını artıracak, azabını artıracak, onu Allah'tan uzaklaştıracak, onu şeytana yaklaştıracak bir sözü söylemeyiz dedi. Allahu Ekber. Yalnız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o merhamet sahibi, şefkat sahibi peygamber, İbrahim'e döndü, evladına döndü. Bir baba için, bir anne için, belki de bir dede için, en yakın hısım ve akrabalar için zor olan bir anı yaşıyordu. Ne olur dikkat edin, İbrahim'e döndü, dedi ki ey İbrahim, seni kaybetmekten dolayı gerçekten büyük bir hüzne sahip istedi. Allahu Ekber. Ona döndü. Burası, buraya kadar anlattığım husus, özellikle Resulullah ile alakalı kısımlar, Buhari ve Müslim'de muttefekun aleyh geçen bir hadistir. Yalnız İbn-i Sad'ın tabakatının birinci cildinde bu hadise bir ilave ile karşılaştım ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evladına duyduğu merhameti yalın bir şekilde gösterdiğine şahitlik edeceğiz. Bakın İbn-i Sad bu olayı anlattıktan sonra hani döndü dedi ya, ey İbrahim, seni kaybetmekten dolayı gerçekten üzgünüz. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Dedi ki rivayette, Allah Resulü karşısındaki dağa seslendi. Ey dağ! Kalbimdeki hüzün, bakın, kalbimdeki hüzün, evladımı kaybettiğimden dolayı kalbime giren keder, acı, duygularımın yoğunluğu senin üzerine konsaydı paramparça olurdun. Allahu Ekber. İçimdeki hüzün, içinde bulunduğum keder, evladıma duyduğum merhamet, onun ölümünden kaynaklanan duygusallık senin üzerine konsaydı paramparça olurdun. Sonra döndü o dağa ithafen, onun üzerinden o meclistekilere, o meclislerin üzerinden bize, fakat biz Allah'ın bize emrettiğinin dışında da yapmayız dedi. Allahu Ekber. Aldatılırız ama Allah'ın razı olmadığı bir sözü söylemeyiz. Kandırılırız, Allah'ın razı olmadığı bir hareketi yapmayız. Öldürülürüz, ölenlerimiz olur ama Allah'ın razı olmadığı bir çizgiye yönelmeyiz. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözü. Biz dedi Allah'ın razı olmadığı bir şeyi yapmayız. Allah ne emrediyorsa biz onu yaparız. Peki Allah seni neyi emretti? Ya Resulallah diye o dağın dinlendiğini biz söyleyelim. Diyelim ki ya Resulallah, Allah sana neyi emretti? Allah Resulü döndü, dedi ki biz Allah'ın kullarıyız ve ona dönücüleriz. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun dedi. Allahu Ekber. Evladının ölümüne şahit olan bir babanın dudakları arasından çıkan söz. Biz Allah'ın kullarıyız. Biz Abdullah'ız. Allah'a itaat ve ibadet etme konusunda nefsimizi ayakların altına almışlarız. Ve biz Allah'a dönücüyüz. Bizi yaratana döneceğiz. Bizi var edene döneceğiz. Nefes almamızı sağlayana döneceğiz. Ve sonra bu olayı ne kadar yaşasak da bu olaydan daha büyük bir musibet bize gelmediğinden dolayı, bu imanımızla, İslam'ımızla imtihanımız olmadığından dolayı, bu olaydan
büyük dersler çıkartıp sabrımızın ecrini alacağımızdan dolayı sana hamdü senalar olsun. Bu Hazreti Ömer'in de sözüdür, ha onu hatırlatayım kardeşlere. Buna hasreten de değineceğim. Bitti mi? Bitmedi kardeşler. Sonra meclisin içerisinde bulunan Usame bin Zeyd, Allah hem kendisinden hem de babasından razı olsun. Allah hem babasını hem Usame'yi sevdi. Resulullah hem Zeyd'i hem Usame'yi sevdi. Allah Azze ve Celle onları sevmeyi ve sevgimizin neticesinde aynı cennetle müşerref olmayı bizlere nasip etsin. Usame bin Zeyd Allah Resulü'nü görünce feryadı figan ederek ağlamaya başladı. Allah Resulü aynı mezarın başında evladına ağlayan, üzerini belki paralamaya çalışan kadına takvayı ve sabrı emredip müdahale ettiği gibi Usame'sine de müdahale etti. Yapmamasını telkin etti. Usame bin Zeyd dedi ki ya Resulallah, ben seni ağlarken gördüm ama hani benim böyle belki biraz haddi aşmamda sebep senin ağlamandır. Benim için bir delil burhan oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Usame bin Zeyd'e döndü, dedi ki ağlamak merhametten kaynaklanır. Dikkat edin Müslümanlar. Ağlamak merhametten kaynaklanır. Feryat ve figan ise şeytandandır buyurdu Allahu Ekber. Şeytandandır dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi değerli kardeşlerim, musibet anında özellikle ölüm gibi büyük bir imtihanda ağlamak, hüzünlenmek, hislerin yoğunlaşması nebevi bir ahlakmış, merhametin ifadesiymiş ama isyan etmek, kendini paralamak, o ölmeyeydi de ben öleydim diyebilmek, Allah benim canımı alsaydı da Rabbim nasıl oldu da onun canını aldın gibi sözler söylemek, ey ölüm meleği alacağın adamı şaşırdın diyerek hüznünü ve kederini en üst seviyelerde Allah'ın razı olmadığı şekilde yaşamaksa maalesef kardeşler bu neymiş? Şeytanın ve şeytanın izinden gidenlerin hali ve davranışıymış. Allah Azze ve Celle bu ikincisinden de bizi uzak eylesin. Şimdi bakın, anlatacağım bir kıssa var ki bunu bu mecliste bir kere daha dillendirdik. Ama hasreten annesi olanlara, hasreten annesi bulunduğu halde annesinin rızasını alamayanlara, hasreten annesinin duasından mahrum kalanlara, hasreten annesinin kıyafetine, annesinin yaşayışına takıp da nebevi ahlaktan ve terbiyeden yoksun kalanlara, ben şahsıma söylüyorum, sen üzerine ister alın ister alınma, anlatacağım kısa çok manidardır. Hem Peygamber aleyhisselamın merhametine hem de şefkatine çok büyük bir delil ve burhan olacaktır. O da ney kardeşlerim? Biliyorsunuz Ebu Talib'in hanımı Fatıma binti Esed. Fatıma binti Esed. Bu kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluğunda ona bakıcılık yapmış. Evlatlarıyla Allah Resulü aynı sofraya çocukken oturduğunda önce Peygamber aleyhisselamı doyurmuş, kalanla kendi evlatlarını doyurmuş. Fakir olmasına rağmen, Ebu Talib'in evi muhtaç olmasına rağmen, en güzel kıyafetlerle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi giydirmiş, onu temiz tutmuş ve her daim Peygamber aleyhisselama annelik yapmayı kendine birinci vazife görmüş bir kadından bahsedeceğim. Fatıma binti Esed radıyallahu anha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği sırada her gün, bakın her gün kendisini ziyaret etmiş, öğlen kaylule uykusunu bizzat Fatıma annesinin yanında yapmış, ona sadakatini, borcunu, ona minnettarlığını böyle göstermeye çalışmış. Bir gün kulaklarına münadi
Fatıma binti Zeyd'in vefat ettiğini duyurur. Allahu Ekber. Peygamber aleyhisselam çok hüzünlenir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerine giymiş olduğu gömleği çıkartıp Fatıma binti Esed'e kefen yapar. Şimdi ne olur dikkat edin. Cenaze namazını kıldıracağı sırada rivayette tam 70 defa tekbir almış. Fatıma annesi mezara girmeden önce kazılan kabre önce kendisi yatmış. Sonra kabirden çıkıp annesinin gömülmesine iştirak etmiş ve son anında da öldükten sonra da ona vefasını göstermiş bir peygamber. Şimdi bakın, orada bulunan ahali peygamber aleyhissalatu vesselamın yaptıklarına bir türlü akıl erdiremiyorlar. Niye? Ya düşünün, içinizden biri Allah için çıksın desin ki vallahi ben babamın kabri kazıldıktan sonra içerisine girdim, bir güzel yattım, ondan sonra babamın oraya gömülmesini göze aldım diyeniniz var mı? Allah için soruyorum. Hanginiz vefat eden annesini gömerken, gömmeden önce kendisi için kazılan kabrin içerisine girdi de, bir güzel yattı da, acaba benim annem buraya layık mı? Acaba benim annem için bu mezar layık mı? Acaba benim annem için bu mezar güzel hazırlanmış mı? Eksiği var mı? Diyeniniz oldu mu kardeşler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem annemden sonra annemdir dedi. Fatıma binti Esed için kabre girdi. Sahabe şaşırdı. Ya Resulallah, biz bu halleri senden ilk defa görüyoruz. Buna ilk defa şahit oluyoruz. Bunun alameti, sebebi nedir deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara döndü. Ebu Talip'ten sonra bana bu kadından daha fazla yardım eden bir insan çıkmadı dedi. Allahu Ekber. Ebu Bekir de mi ya Resulallah? Bakın dikkat edin. Ebu Talip'ten sonra bir insanın kardeşler çocukken en zor anında kim elinden tuttuysa o çok kıymetlidir. Gençliğinde insanlar sırt çevirirken aman bana yük olmasın, soframa oturmasın, ekmeğimi paylaşmayayım, giydiğimiz elbiseyi paylaşmayayım, cebimdeki para ona gitmesin diye yetimlerden, öksüzlerden kaçarken kim bu yetimi, öksüzü sahiplenirse vallahi o yetimin babası gibidir, annesi gibidir. O yetim ona kıymet verir, değer verir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğunda onun yardımını gördü. Mekke'de peygamber olduğunda onun yardımını gördü. Medine'ye hicrette o kadının yardımını gördü. Tıpkı Ebu Talip'ten yardım gördüğü gibi. Döndü sonra dedi ki, ahirette cennet elbiselerini giymesi için kendi gömleğimi ona kefen yaptım. Bakın şimdi şu ifade çok manidardır. Kabre ısınması için. Dikkat edin. Kabre ısınması için. Yani kabre alışması için. Kabir ona sıkıntı vermesin diye. Kabir ona daralmasın diye. Kabirde yabancılık çekmesin diye. Ben onunla beraber kabre yattım. Ve onun içinde duada bulundum dedi. Subhanallah. Allahu Ekber. Sonra ashabına döndü. O kadının kadrini ve kıymetini gösterme anlamında şu sözleri söyledi. Fatıma binti Esed annemden sonra dedi benim annemdir dedi. Allahu Ekber. Annemden sonra annemdir. Annesini sokağa atanlara, annesine küfredenlere, annesini aşağılayanlara, annesini yok sayanlara anlayışından, ahlakından dolayı annesine sırt çevirenlere Peygamber aleyhisselamdan çok büyük bir ders vardır. Allah azze ve celle almayı bizlere nasip etsin. Şimdi abiler, bir anne için evladını kaybetme imtihanı ne kadar büyük bir musibetse,
annesinden şefkat görmüş, merhamet görmüş bir evladın da annesini kaybetmek o kadar zordur. Ez cümle birinci husus, böyle ölüm vakalarıyla karşılaştığımızda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize neyi emrediyor? Takvayı ve sabırlı olmayı. Allahu Ekber. Hüzünlenmeyi, ağlamayı, merhametin bir ifadesi ama feryadı figan edip üstü başı parçalamayı, ne olurdu ey ölüm meleği beni alaydın da onu almayaydın sözleri de şeytan ve dostlarının alameti olduğunu Nebi Aleyhisselam bize öğretti. Allah Azze ve Celle ibret almayı bizlere nasip etsin. Gelelim ikinci hususa. Şimdi değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o mezarın içerisinden geçti değil mi? Ona nasihatta bulundu. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her fırsatta ashabının içerisinde geziyordu. Onların yanlışlarına müdahale edip onları hayra sevk ediyordu. Doğru mu abiler? Yani Peygamber aleyhisselamın mescitte safın önünde, ilimde rahlenin önünde, cihat meydanlarında mücahitlerin önünde durması, sokakta, çarşıda, pazarda, mezarda gezmesine, dolaşmasına, kardeşlerine nasihat etmesine engel değilmiş. Özellikle alimlerin, hassaten davetçilerin, ümmeti Muhammed'i hayra sevk etmek için kendine vazife alanların bu olaydan da büyük dersler çıkartması gerekmektedir. Ben alim bir zatım. İnsanlar evlatlarını, ilim talebeleri ayaklarını bana doğru sürüklemek zorundalar. Benim sokakla, çarşıyla, pazarla, mezarla, halkın arasında hafif bir konuma düşmek gibi bir niyetim yok diyenler Allah Resulü Aleyhisselam'ı anlamamıştır. Davetini 80 metrekare içerisinde, 6 metrekare odada deri koltuklara hapsedenler sokağı, çarşıyı, pazarı, mezarı terk edenler, nasihati bırakanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamamışlardır. İnsanları sevk ve idareyi telefonla, WhatsApp durumlarında, atacağı mesajlarla, göndereceği maillerle anlayan bir idareci Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamamıştır. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hasaten alimlere, arkasından davetçilere, insanları idare etmek isteyenlere bakın çok büyük bir emanet bıraktı. Hadis Tirmizi'de fiten bölümünde geçiyor. Fitneler bölümünde. Ne diyor Allah Resulü? Diyor ki insanların içine girip onların eziyetlerinden uzak kalan kimseden, şimdi dikkat edin, insanların içerisine girip onların eziyetlerinden, cefasından uzak kalan bir kimseden insanların içerisine karışıp eziyet gören bir kimse daha hayırlıdır. Allahu Ekber. İnsanların hakaretine maruz kalmak, insanların kem gözlerine muhatap olmak, onlardan uzak kalmaktan daha hayırlı dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. 21. yüzyılda küfrün, şirkin, dünyevileşenlerin saçmış olduğu pisliklerden etkilenmemek için inzivaya çekilmek, köylere ve kasabaya gitmek bir çözümdür. Allah Resulü öyle dedi. Bu da bir çözümdür. Ama küfürle, şirkle, zalimlerle, onların yaydığı fitne fesatla mücadele etmek, pislenmeden hakkı haykırmak ve hak yolda yürümek kardeşlerim en büyük çözümdür.
tavsiye edilen ve övülen husus da budur değerli kardeşlerim. Üçüncü husus. İnsan olarak hata yapma kabiliyetine sahibiz değil mi abi? Yani hata yapmaya meyyal bir fıtrat üzere yaratılmışız. Alim de olsak, zalim de olsak, abid de olsak, sahabe de olsa. Bu kadıncağız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetine kulak kabartıp iman etmiş bir kadıncağız. Dönüyorum tekrar. Diyoruz ki hata yapmak sahabeye de has bir şeydi. Ama bakın olayda bir erdemlilik var. Ney? Sahabe o kadıncağıza gidip sana takvayı ve sabrı nasihat eden kişi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'di denildiğinde ne dedi? İçinde ölüm acısı gibi bir acı çöktü. Doğru mu? Bir pişmanlık, nedamet belirdi. Solu tevbe etmek, pişmanlığını dile getirmek, özür dilemek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında aldılar. O yüzden sahabe de olunsa, sahabeden sonra tabi'in, tebe-i tabi'in ve kıyamete kadar gelecek olan Müslüman erkek, Müslüman kadınlarda, mümin erkek, mümin kadınlarda vasıfları ne olursa olsun hata zuhur edecek mi? Edecek. Peki bu hadisten çıkartacağımız üçüncü pay ne? Bize bir kardeşimiz Allah ve Resulü ile nasihat ettiğinde de o nasihati alıp hatamızda pişmanlığımızı ve nedametimizi ortaya koymaktır. Bakın şimdi kardeşler, buna da güzel bir delil hadis kitaplarında yer almaktadır. Çok manidar bir olay yaşanıyor. Tabiinin büyüklerinden Kasım bin Muhammed rahimeullah, bu kendisi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın torunudur. Hanımı vefat eder. Yine tabiinin büyüklerinden Ömer bin Abdülaziz'in dostu, fıkıhta ama hasreten de tefsirde üstad Muhammed bin Kab el Muhammed bin Kab el Kurazi kendisine taziyeye gelir, eşlik eder. Herhalde Kasım bin Muhammed'de ciddi bir hüzün ve duygusallığı sezer ve ona Peygamber aleyhisselamdan aktarılan şu kıssayı anlatır. Der ki, İsrailoğullarından fakih, abid, alim ve müçtehit bir adam vardı. Bu adamın çok ama çok sevdiği hanımı vefat etti. Hanımının vefatına duyduğu hüzünden dolayı evine kapandı. İnsanlarla görüşmemek için de kapısının üzerine kilit vurdurdu. Çarşıdan, pazardan, mescitten ve insanların bulunduğu meclislerden uzak kalmaya başladı. Bir kadın bunu fark etti. Evine geldi, kapısına uzandı. Kendisinden bir fetva almak için ısrarcı davrandı. Bu zat, ismi bilinmeyen bu zat, kadının bu teklifini kabul etti. Ve bakın şu açık göz, kurnaz ve hikmetli kadın kendisine şöyle bir soru sordu. Dedi ki, komşumdan emanet bir gerdanlık aldım. Ve bu gerdanlığın sahibi benden bunu geri talep etmektedir. Şimdi bu gerdanlığı benim geri vermem gerekiyor mu diye sorunca bu alim zat kendisini döndü ve dedi ki evet, vallahi iade etmen gerekmektedir dedi. Kadın tamam dedi. Ancak dedi, bu gerdanlık uzun süredir bende. Yani sahiplendim. Benimmiş gibi hissediyorum. O böyle demiyor da. Onu ima ediyor sanki. O gerdanlık sanki benim bir boynum, benim bir kolum, benim bir uzvum gibi oldu. Hani vermesem olur mu dercesine döndü. Alim dedi ki, bu durum, yani bu sürenin bu kadar uzun olması, gerdanlığı iade etmeni daha fazla gerektirir dedi. Kadın döndü ve dedi ki, Allah sana merhamet etsin.
Allah seni affetsin. Be adam, tabir yerindeyse. Sen Allah'ın sana verdiği ve senden daha çok hak sahibi olduğu emaneti geri aldığı için bu kadar esef içerisindesin, dedi. Allahu Ekber. Bakın, Allah'ın sana verdiği ve hak sahibi Allah olmasına rağmen sen hanımının ölümüne bu derece mi esefleniyorsun, hüzünleniyorsun? Sonra bunun üzerine adam içinde bulunduğu durumu tefekkür etti ve kadının söylediğini doğru buldu ve tekrar eski yaşantısına devam etti. Bu hadis Muvatta'da cenazeler bölümünde geçiyor kardeşler. Demek ki kişi alim de olsa böyle ölümlü vakalarda, büyük problemlerde duygu yoğunluğu yaşayarak hislerine malik olamayabilir. Allah'ın ve Resulünün hudutlarını, sınırlarını aşabilir. Ama ne zamanki kendisine rahmani, rabbani, ilahi bir nasihat ulaşır, ona da ne yapar? Teslim olur. İster bu erkekten, ister kadından, isterse çocuktan gelsin, isterse de bir karanlığın içerisinde tefekkür ederken kendi aklına gelsin, değişmez. Allah Azze ve Celle ibret almayı bizlere nasip etsin. Dördüncü husus, kısa değiniyorum. Dikkat edin kardeşler, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını bize çok net gösterdi bir tavrıyla. O da ne? Kadın kendisine geldi. Dedi ki, ya Resulallah, pişmanım. Hata ettim, özür diliyorum. Allah katında cezayı gerektirecek bir husussa tevbe ediyorum. Niyetiyle kapısını aşındırdığında, şimdi Allah rızası için size soruyorum. Peygamber aleyhisselam biraz maziye gidip, 10 dakika öncesine, yarım saat öncesine gidip de, be kadın, mezardaki tavrın hiç hoşuma gitmedi. Hiçbir Müslüman kadına yakışmaz. Benim gibi bir peygamberi nasıl oldu da tanıyamadın? İçindeki keder ne kadar da seni yüzüne boğmuş. Allah'ın razı olmadığı bir işe girmişsin diye kınadı mı kardeşler? Allah için size soruyorum. Buradan da eğitimci olan insanların alacağı çok büyük bir ahlak var, ders vardır. Pişman olanlar, özür beyan etmek için gelmek isteyenleri, eğer büyük bir hikmet yoksa, Resulullah'ın uyguladığı bir hikmetten yapmıyorsanız, değerli kardeşlerim, buradan alacağımız pay onları affetmek, yapmış oldukları işle kınamamaktır. Nebi Aleyhisselam bunu bize çok net gösterdi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Beşinci husus. Dedi ki, hızlı geçeceğiz ve burada da inşallah bitireceğim. Beşinci husus kardeşler. Hadisi şöyle genel bir düşünün. Bir problemle karşılaşıldı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl nasihat etti? Takvalı olmaya ve sabırlı olmaya. Kardeşlerim, kamil bir mümin, Allah'a itaatte takvalı ve sabırlı olandır. Kamil bir mümin, olgun bir Müslüman, Allah'a davette takvalı ve sabırlı olandır. Kamil bir mümin, şehvetinin kabardığı ve doruk noktalara ulaştığı anda o hazlara karşı, haramlara karşı takvalı ve sabırlı olandır. Ve son olarak kamil bir mümin, olgun bir Müslüman, şerle ve hayırla imtihan olduğunda takvalı ve sabırlı olan kimsedir. Cenab-ı Allah takva ve sabır gibi faziletlerle bürünmeyi, etimize, kemiğimize bu hasletlerin karışmasını nasip etsin. Bir hadis inşallah bitiriyorum. Bu da Enes bin Malik'ten geliyor. Bu akşam Enes bin Malik ziyadesiyle bizi manevi olarak ve ilmi olarak doyurdu. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun inşallah. Şimdi bakın, hadisi ne olur biraz dikkatli dinleyelim. Söz veriyorum, çok kısa bir açıklamadan sonra bitireceğim. Enes bin Malik diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yüce Allah yeryüzünü yarattığı zaman arz sallanmaya başladı. Yüce Allah yeryüzünü yarattığı zaman arz, yani yer, sallanmaya başladı. Bunun üzerine Allah
yeri dağlar ile sabitledi. Melekler dağların bu gücüne hayret ettiler ve alemlerin Rabbi olan Allah'a, "Ya Rabbi, bu dağlardan daha kuvvetli ve kudretli bir varlık yarattın mı?" diye sordular. Allah Azze ve Celle, "Evet, ondan daha kudretli demiri yarattım," dedi. Bakın, ilk sırada dağ var, sonra dedi ki demiri yarattım. Sonra melekler dediler ki, "Ya Rabbi, bundan da daha kuvvetli bir varlık yarattın mı?" Allah Azze ve Celle, "Evet, ateşi yarattım," dedi. Melekler dediler ki, "Ya Rabbi, bu yarattıklarının içerisinde ateşten daha güçlü, kudretli bir varlığı yarattın mı?" Allah Azze ve Celle, "Evet, suyu yarattım," dedi. "Ya Rabbi, bundan da daha kuvvetli bir şey yarattın mı?" Allah Azze ve Celle dedi ki, "Rüzgarı yarattım." Şimdi bakın, beş şey saydı Allah Azze ve Celle'den Peygamber Aleyhisselam. Bir, dağ. İki, demir. Üç, ateş. Dört, su. Beş, rüzgar. Peki şimdi melekler bir soru daha soracaklar. Altıncıyı. Sizce bunun cevabı nedir? Bilen var mı? İnsan. Olabilir başka? Müminin kalbi. Müminin kalbi. Doğru bilen kardeşe çok güzel bir hediyeyi Siraç abi takdim edecek inşallah kendi elleriyle. Bakın, melekler tekrar sordu. Dediler ki, "Allah'ım, ey Rabbimiz, bu rüzgardan da daha kudretli, daha kuvvetli, daha güçlü bir varlık yarattın mı?" Allah dedi ki, "Evet." Kim biliyor musunuz? Kim? Gözyaşı. Müminin? Gözyaşı. Gözyaşı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan bildirdi. Dedi ki, "Sağ eliyle verdiğini sol elin görmediği Adem oğludur," dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan bildirdi. Bu hadis Tirmizi'de tefsir bölümünde geçiyor. Şimdi ne olur dikkat edin. Sağ elin verdiğini sol elinden gizleyen Adem oğludur dedi Allah Azze ve Celle. Peygamber Aleyhisselam böyle nakletti. Şimdi dağın, demirin, ateşin, suyun ve rüzgarın etkisini görmek isteyenler yaşamış olduğu olaylara tefekkür etsin. Rüzgarın çıkartmış olduğu hortumla nice kasabaların yok olduğuna şahit olduk. Suyun taşmasıyla seller neticesinde nice köylerin helak olduğunu gördük. Ateşin nasıl ormanları bertaraf ettiğine şahit olduk. Ne sayarsanız sayın. Ama bakın kardeşlerim, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine göre bunlardan da daha güçlü, daha kuvvetli olan kimmiş? Sağ elin verdiğini sol elinden gizleyen Müslüman Adem oğluymuş. Peki buradan neyi çıkartacağız? İşte bunda Allah'a itaatte takva ve sabır var. Allah'ın yasakladıklarına karşı takva ve sabır var. Zira Adem oğlu için en zor şey kazandığını vermektir. Çünkü insan almaya meyyeldir, vermeye değil. Fıtratında toplamak vardır, dağıtmak değil. Bundan dolayı nefsinin arzu ve isteklerine ket vuran, nefsinin cimriliğinin karşısında bir dağ gibi durup cömertliği tercih eden ve bunu da ihlasla, ihsanla yapan, takvayla yapan, insanlara aşikar bir şekilde yaklaşmayan, ifşa olmasını beklemeyen bir tavırla yardım eden, evet kardeşlerim, bu çok zordur. İşte bu hadis her durumda, her şartta, nerede olursak olalım Allah'tan hakkıyla korkmayı ve sabırlı olmayı bize öğreten, bizi
yönlendiren nebevi bir terbiyedir. Allah Azza ve Celle anlattığımız hakikatler ile bezenmeyi, Allah Resulü'nün, Allah Azza ve Celle'nin belirttiği şerlerden ve kötülüklerden de uzak kalmayı hepimize nasip etsin. Hamdolsun ki Allah'a takvasının ve sabrının karşılığını bu dünya hayatında alan Müslümanları görmeyi bize nasip etti. Elhamdülillah ki belki 100 yıldır takvalarını ve sabırlarını şiar edinerek zalimlere karşı, müstekbirlere karşı, tuğyan edenlere karşı, Allah'a ve Resulüne savaş açanlara karşı kendisine bu vasıfları siper edinenlerin elde etmiş olduğu başarıyı Allah Azze ve Celle bize gösterdi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yoklukların içerisinde, sıkıntıların içerisinde, küfrün tazdiki içerisinde, Müslümanların korkularından dolayı geri duruşlarından takva ve sabır kürekleriyle sahilde limanlara ulaşan insanları Allah Azze ve Celle bize gösterdi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cenab-ı Allah muttaki olmayı, sabırlı olmayı hem nefsimize hem de neslimize nasip etsin. Yeryüzünde şu an bunun semeresini alan Müslümanlara yardım etsin. Gayretlerini artırsın, sabır ve sebatlarını artırsın. Cenab-ı Allah sizi ve ehlinizi bağışlasın. Bizden önce ahirete intikal etmiş olan kardeşlerimizi affetsin. Sinemizde müminlere karşı kin, nefret, haset ve düşmanlık beslemeyi bizlere nasip etmesin. Hadisin arasında zikrettim ama Hazreti Ömer'in bir sözü var. Çok anlamlı, bu geceyi belki tabir yerindeyse taçlandıracak bir söz. Diyor ki, yaşadığım her musibette Allah'ın 4 nimetiyle karşılaştım. Yaşadığım her musibette Allah'ın 4 nimetiyle karşılaştım. 1. İmtihan dinim ile ilgili değildi. Bu bir nimet. Çünkü imanıyla da imtihana tabi tutulabilirdi. Elinden İslam'ının alınmasıyla da bir musibete sahip olabilirdi, Allah muhafaza. 2. Daha büyüğüyle karşılaşabilirdim. Yaşadığım imtihanın daha büyüğü, daha çetiniyle yüz yüze gelebilirdim. 3. İmtihan vesilesiyle Allah'ın rızasını kazanabilirim. Ve son olarak 4. Bundan da ecir elde edebilirim. Allah Azze ve Celle bu 4 nimeti de elde etmeyi bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma salavat.